Başınız sağ olsun. Neler söyleyeceksiniz? Ya doğrusu büyük bir acı gerçekten. Dün özellikle Kobani'de yapılan saldırı açık ve nettir. Rojava'da Kürt iradesi başta olmak üzere kıramadıkları gibi ama iç dinamikleri de kullanarak yapılan bir saldırıdır. Bu saldırıyı lanetliyoruz gerçekten. Dönüyoruz. Ama bu saldırı gerçekten Orta Doğu'da gelişebilecek en büyük saldırıların başlangıcıdır diyebilirim. Çünkü aldığım bilgilere göre bir varil dolusu TNT kalıbı patlatılmış ve orada ne Arap, ne Kürt, ne Süryani, ne Türk hiçbir şey hedef edilmemiş. Nasıl bir hedef? Yalnızca ve yalnızca insanlık hedef alınmıştır. Onun için bu tür saldırıların karşısında insanların duyarlı olması gerekiyor. Ben tekrar orada 12 tane ölüm yaşanmış. Hastanemizde de bugün, dün gece 2 ölü yaşandı. Bununla beraber 3 tane de kardeşimiz burada ameliyatta. Yine tekrarlıyorum. Bu insanlığa saldırıdır. Bu ne Kürt'e, ne Türk'e, ne Çerkez'e, ne Laz'a, ne Süryani'ye saldırıdır. Bu sadece
insanlığı hedef almıştık. Onun için gerçekten insanlık namına bunu kınıyorum. Şiddetle karşı çıkıyoruz. Bir an önce Orta Doğu'da başlatılmak istenen kardeş kavgasını bitirmek adını da insanlığa göreve çağırıyoruz. İnsanlık ancak bunu durdurabilir. Nasıl ki insanlığa karşı bir saldırı gerçekleştirirse, insanlığın da buna karşı birlik olması, bu şiddete karşı durması gerekiyor. Tekrardan ailelere başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar diliyor. Teşekkür ederim. Bu saldırının hangi çete falan olduğu belli mi Sayın Ekrem? Yani şimdi kim tarafından yapmış? Tabii yerelde telefonla görüşmelerim oldu. Gerçekten size şunu söyleyeyim. Yani bir ihtimalle El Nusra çetesini işaret ediyor yerel güçler. Yereldeki yaşayanlar El Nusra çeteleri ve onların yerli işbirlikçileri yapmışlardır. Yine başta söylediğim gibi bu insanlara karşı yapılan bir saldırıdır. Bunun anlamı yok. Bu sadece insanları yok etme. İşte Orta Doğu'da kapitalist, emperyalist ve çıkar gruplarının açığa çıkarmış olduğu bir olaydır. Yani paramiliter güçlerin yaptığı bir iştir. Bu konuda da paramiliter güçler birleşiyor ve çıkarları uğruna insanların ölümünü hedef alıyor. Ailelerin yok olmasını hedef alıyor. Bunun için de bu konuda insanlığı göreve çağırıyorum. İnsanlık ancak buna dur demeli. Aile programının içerisinde 40 olan 20